thank <laughs> you İyi akşamlar efendim. Her soruya bir cevaba hoş geldiniz. Bu akşam masanın diğer ucunda bir meslektaşım, bir kardeşim var. Sevgili Mesut Yar'la hem Mesut Yar'ı hem de televizyon dünyasını, medyayı konuşacağız. Mesut'un yaptığı iş aslında normal şartlarda bir akıllı adamın yapmaması gereken bir iş. Nedenine gelince adam İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ana bilim dalı mezunu. Sonra müzecilik dalında yüksek lisans yapıyor... Sonra doktora çalışmasında Türk iktisat tarihi üzerine doktora yapıyor. Sonra kalkıyor, gazeteci oluyor. Ya büyük deli. <gülüyor> <gülüyor> Çocukluğumu bilirsin, anlatmaya gerek yok. Bizim bizim mahallede işte biliyorsun şey, okumuş adamın çok böyle şey olduğunu ne diyelim, daha saygın bir hali vardı okumuş adamların. Ya da mesleğini erken ele alan adamları. Ben okuma tercihimi kullandım. Mesleği de ele erken aldık biliyorsun. Erken kayıplardan dolayı. E, dolayısıyla o delilik o çocukluktan beri devam ediyor abi. Okuduk okumanın bir zararı yok ya. Evet, evet. En kötü delirtiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki mesleği olan tutku. Yani okuduklarınla yapmış hmm. olduğun iş çok böyle şey değil. Aynı ee, tabanda as değil. Aslında şöyle de bir şey ya, e, bunu e, arkeoloji şöyle düşünmek lazım. E, eğer gazetecilik gibi bir iş yapıyorsanız yani şu anda benim yaptığıma çok gazetecilik denilmez. Ya yani televizyon gazeteciliği. Televizyon, televizyon gazeteciliği belki ya da kritikerlik falan yapıyorum. Hı -hı. E yaptığım diğer işte biliyorsun şapka sunuculuk. E, ama belgesellerde mesela bu aldığım eğitimi kullanıyorum. Ben. Hı -hı. E, şöyle bir şey arkeolojinin en önemli özelliği 360 derece bakabilme açısı. Ee, yani hit sanatı okurken tabii o açıyı yakalayamıyorsun ama genel olarak aldığın dersler e, finalde bitirdiğinde sana hayata biraz daha açılı bakabilmeyi, farklı kompozisyonlar içerisinde farklı ne diyelim geometrik şekillerle bakabilmeyi e, getiriyor. O da bence mesleki olarak gazetecilikte bir avantaj. E, cepte dolaşabileceğin bir avantaj. Hani bu avantajı mühendislikte kullanabilmen mümkün değil. Ya da e, atıyorum sıradan bir esnaflıkta kullanman Hı -hı. mümkün değil. Ama gazetecilik için bence e, biçilmiş kaftan diyorum ben de. İşini seviyor musun? Yaptığım işi çok seviyorum. Yani daha doğrusu çalışmayı seviyorum galiba. Yani e, bugün mesleğimi soran herkese şunu söylüyorum. Çalışmak. E, çocukluğumdan beri çalışma tutkumu hı hı. E, az çok sen de bilirsin. Bütün yakın çevremde çok iyi bilir. E, dolayısıyla hani bir işi alıp e, üstlenip onu en iyi noktaya taşıyabilmek. E, o noktada da belli bir şeyde stabilize etmek. E, tek amacım bu. Yani, ve oradan e, aşağı düşürmemek. Dolayısıyla hani yaptığın işi zaten sevmesen e, o stabilizasyonu, yaratabilmen ya da ne diyeyim hmm. e, aynı şeyde kendini aynı siklette koruyabilmen mümkün değil. Çok şükür Allah aynı siklette <laughs> gidiyoruz zaten. Bir sinema filmi yaptın. Yaptım evet. Ee, daha doğrusu sinema filminde omuz verdiğin <laughs> yapan arkadaşlara. <laughs> Şöyle parmağı soktuk çıkarttık abi. Ama üstüne ihale kaldı. Bildiğin ya. Mesut'un üstüne döndü tabii iş. Tabii ya. <laughs> ee, daha önce bir deneme var mıydı böyle ufak tepkiler? Çok, çok, sinema filmi aslında bir Fırat Tanış'ın <laughs> e, bir şeyinde filminde kendim oynadım. Ee, bir de bir yola çıkan Ben Elmiler filminde hı hı. E, o dönemde e, konuk aldım Türkiye'de ilk kez Sovyet Kızıl ordu korsunu konuk aldım ben ki en tehlikeli zamanlardı 1990'ların sonu e, Çeçenya Savaşı devam ediyor e, hani Rus ordusunu nasıl çıkartırsın diye e, insanlar şeyde bulunmuşlardı, haklı tepkilerde. Fakat biz işin tamamen sanatsal boyutunu yaptığımız için sonra o tepkiler e, boş çıktı ama e, orada e, büyük bir şaşkınlık yaşadı Türkiye. O sonradan bir film oldu. Beynelmilerin son sahnesinde e, şey der. Dün akşam misterinin yarca altında konu kaldığı Sovyet Rus koru, e, evet. işte ordu korusu ve onların işte e, Beynelmiler marşı vardır. E, Sovyet enternasyonel marşı e, o çalmıştı. Bir konu olmuştum. Bir de e, açıkçası bir kendimi oynamıştım Frat e, tanışım filminde. E, burada başka bir şey. Burada bir belediye başkanında oynadık. Evet az çok Gani Müjde'nin e, yaptığı o şeyde çektiği dizide de e, bir akademisyeni oynamıştım. Gani'nin intikamı diyorum ben ona. Bunun dışında e, aslında oyunculuk e, üniversitede ve yani üniversitenin devamındaki o e, opera günlerinde olan bir şeydi. Yetenekti. Filmi o seyrettikten sonra ben kişisel fikrimi orada söylemiştim. Ya, Bu direkt senin güzel için, söyledin sen ne güzel senin bir şey. Senin için biçilmiş bir kaftan bir iş. Ben hakikaten hayretler içinde seyrettim. <laughs> yani Konuk oyuncu olup da e, hem filme bu kadar sahip çıkmak hı hı. hem de verilen rolü hakkıyla yerine getirmek Yok. hakkı yani. Gideriz çağırırlar hani arkadaşlarımız Başka kameranın şey, önünden geçeriz. Hep yani. Tosyan adam rolü falan vardır hı hı. ama Mesut ciddi ciddi bir başrol oyuncusu kadar bu filmin her şeyi verdi. İhale nasıl üstüne kaldı? İhalenin üzerine kalması şey, Tolga Baş çok genç bir yönetmen. Dolayısıyla Türkiye'de 3 komedi filmi çekmiş. Bu üçüncüsü. Daha önceki filmlerine baktım Tolga'nın. Biraz standartın üzerinde bir mizah dili olduğunu anladım. Bu bana geldiğinde, proje bana geldiğinde açıkçası bu kadar dahil olacağımı bilmiyordum. Fakat işin pazarlama kısmına gelindiğinde Tolga geldi ve çok dürüstlükle ve tüm o amatörlüğüyle dedi ki Mesut abi burada bize el, el vermen lazım biraz. Kendi kadrosuna yaptığı hikayeyi, anlattığı mizahı Güveniyordu ee, ama açıkçası bir abiye de ihtiyacı olduğunu düşündüm şeyin filmin. O dönemden sonra bir anda Tolga bizim e, ismi de konuk oyuncu sıfatından <laughs> çıkarttı yukarı taşıdı. Tolga ne yapıyorsun oğlum dedim. İki dakikadır. Abi dedi bütün başroller iki dakikadır. Çünkü e, dikkat ettiyseniz filmde şeyin hikayenin akışını adam değiştiriyor. Yani mevzuyu masaya koyuyor. Yani biraz üzerimize kaldı ama çok şükür e, üstünden geldik abi. Gişesi nasıl? Gişesi fena sayılmaz. O dönem için e, Mayıs'ta yaklaşık 60 küsür bini buldu. Evet, güzel. Ondan sonra e, televizyonda gösterildi. Televizyonda da ilk beşe girdi. E, yani daha, daha ne olsun? Daha ne olsun diye. Yönetmen arkadaşımız şu anda tatilde mi? Şu anda Amerika'da. E, <laughs> vallahi kazandı kazandığı parayla demiyorum ama. Helal olsun. Türkiye'nin e, ilk İngilizce e, film çeken, Amerika'da İngilizce film çeken yönetmen olarak adını tarihe yazdırmış. Allah Ben bilmeden sordum biliyor <gülüyor> musun? Çok <laughs> Al Pacino'nun filan e, dahil olduğu bir şey. E, film hazırlığında Kasım'da başlıyor. Peki tam bir başrol var mı? Ya da Mesut'un öyküsünü yazdığı bir orada, iş var mı? Orada e, açıkçası yani benim kendi e, adıma bir tane yazdığım hikaye Bunu var. Bunu neden söylüyorum? Ben biliyorum ki sen o sinema filmini çok sevdin. Sonrasında evet. sinemayı da sevdin. Hani sinema bu artık sevdim. Bundan sonra konuk oyunculuk kesmez. Kesmez çünkü şeyde de var. Şimdi Bizans oyunlarında da Galin'in çektiği son filmde de otopsi isteği bir karakter canlandırıyorum. Orada da enteresan yani sarayın şeyi, otopsi şey, kriminal ne diyeyim Sevil Atasoy diyelim. Ondan sonra orada böyle kriminal bir adamı canlandırıyorum. Çok minik orada bir dokunuş. Yani onu beni bana ihale etse kabul etmem. Al arkadaşım çok fazla şeyim var zaten. E, selebritim var şeyin içerisinde diye. Fakat kendi yazdığım şeyler var, senaryolar var. E, bunu herkes de söyler ya Tayyar abi. Ya kendi yazdığım senaryolar var onu filmleştireceğim falan filan yok abi ben oturdum bu gerçekten biliyorsun yazarım ee, çok ilginç bir senaryo var ama onu da acaba dizi mi yapsak yoksa şey mi yapsak e, sinema evet. filmi mi yapsak bunda kararsızız. Bunun kararı da herhalde bir ay içinde öykü, öykü, Öykünün gidişi az buçuk kendini belli ediyordur ama. Yani ben bu ya bu tadı veririm ya bu tadı veririm vardı. Abi tuhaf bir şey. Sicilya Türkiye arasında geçen ilginç bir komedi hikayesi. Dolayısıyla Aa. hani ailelerin birbirine karışması değişik bir mafya hikayesi ama komedi. Yani baştan aşağı komedi. çünkü. Ekranda komedi eksikliği var. O e, var. Yani hani de, televizyon, televizyon şansı ver. Ver. Evet. Hı -hı. Çünkü televizyon biraz hani e, şeyde e, bu konuda hem sevimlidir hem Hı -hı. değildir. Hı -hı. E, komedide... Ne yazık ki Türkiye'de televizyonda çok fazla değer bulmuyor. Ya bulmuyor. Biraz da şeyde e, bu anlatım biçimlerinden de kaynaklı bir şey. Hı. Yani eğer böyle salt bir Kemal Sunal komisyonu e, işte kaybetti, rahmetli Levent Kırca komisyonundan bahsediyorsak Hı. o halka dokunuyor. Yani... Hı. Millet izlediğinde, ekranın karşısına geçtiğinde o samimiyette ya da o saflıkta bir e, komediyi kabulleniyor ama e, atıyorum şimdi yeni bir mizah dili oluştu. O gençleri ilgilendiren bir mizah. Hmm. Bizim gibi orta yaştakiler için düşünüyoruz biz yani o gemi gelecek mi gelmeyecek mi bilmem Allah Allah falan bir kuru yük gemisine müthiş anlamlar yüklemek onun üzerinden mizah üretmek çok zeka içi. E, açıkçası hani biz televizyon ya da sinema izlerken e, kendi zekamızı bu kadar yıpratmak istemiyoruz. Derdimiz o galiba. Peki. Bu sinema filminin sende bir de acı tecrübesi oldu. Evet. Daha doğrusu ...acı bir anısı oldu. Ya çok fena ee, Sevgili Sedat Peker'in e düğününde... ...aynı filmde rol aldığın... E, ...Sümer, Sümer abi. abiyle aynı masayı paylaşıyordunuz. Evet aynı. E, Table'ın yanındaydık, önündeydik daha doğrusu. Ne oldu? Ee, vallahi açıkçası tüm film oyuncuları davetliydi. Ee, şeye e, düğüne biz de birlikte gittik. Yani Sümer abi Antalya'dan gelmişti. Tolga'nın da böyle bir daveti olunca e, birlikte gitme kararı aldık. Sümer abi de biz ev sahibi olarak ben e, İstanbul'da ağırlamak istedim çünkü gerçekten çok eski abimdi. E, gittik daha biz öyle düğün alanına falan girmeden kapının e, öndeki o şeylerde Sümer abi bize kahkahayla ile bir şey anlatırken bir anda gözlerimizin içine bakıp öldü abi. Çok net. Yani kaybettik Allah. Sümer abi. Kaybettik ama i̇şte sette bir falan şey... bir rahatsızlığı var mıydı orada böyle hiç eden? Hiçbir şey hiçbir hiç şey rahatsızlığı yok, yok. Ee, ama geçmişte kalple ilintili sıkıntıları varmış. Ee, otopsi e, sonucunda işte yediği bir şeyin boğazına kaçması sonucu falan diyorlar ama ben e, temiz ölüm diyorum. Yani demek ki o kadar iyi bir adammış ki Allah hiç çektirmeden e, aramızdan aldı ama biz çok çektik. Yani biz e, unutmamız bayağı bir zaman aldı kendi programını terk eden sunucu olarak anılıyorsun. Ya Mustafa Topal olsan da gelse sen de terk edersin. Bak, ne kadar, ne Bize doğru. geldi biz oturmak zorunda Otur, kılacak. O zaman yapıştırırız Biz çünkü yani. atomun çekirdeği, dünyanın var olduğunu falan yaptık hep beraber. Mustafa abi çok müstesna bir adam. Yani konuştuğu değil, geliştirdiği lisan. Ee, eğer fezalar arası bir lisandan bahsediyorsak Mustafa abi <laughs> öyle bir lisan Bu konunun örneği. Tabii tabii o lisanı anlayabilmek de gerçekten hani bizim gibi insani zekalarla çok mümkün değil. Mustafa abi bir şey anlattı. Biz de e, açıkçası can olayları dinledik. Çünkü hikayenin nereye akacağını merak ediyorsun. Biliyorsun ki Mustafa abi bunu muhteşem bir yere bağlar ba ve gülersin. Bu sefer bir yere bağlamadı. <laughs> Bıraktı. E yani noktasız bir şey. Tamam. Nokta bekliyoruz, gelmedi. Gelmeyince bir ee, bu stüdyolarda bilirsin böyle toplu bir gülme krizi <laughs> oldu. O gülme krizi eğer e, sunucu da kendini kaptırıyorsa ben kendimi oradan alamadım abi. Yani hani bildiğin o krizin içine girdim. Ya şey de, hani reklam da giremiyoruz. O da yalvarıyorum çocuklara reklam gireyim falan filan diye. En sonunda en temiz dedim ben buradan kalkarsam bizim çocuklar mecburen reklam girecekler <laughs> kaçtım abi. Ama bizim programda çok enteresan şeyler oluyor. Ee, Ercan Saçcı gelmişti. Ee, sağ olsun geldi istifra etti <laughs> canlı yayında gülmekten yani çıkarttı. Sanıyorum unutamadığım programlardan bir tanesi de Can Tanrıyar'ın katıldığı program değil mi? O bir doktora tezi olarak kabul ediyorum ben. Can İlyas Salman abimiz katıldığı iki tane benim doktora tezim vardır. Ee, açıkçası orada e, kumandayı tamamen e, Can eline aldı. Ve aslında bir maestro gibi yönetti. tamam mı? Ama o yönetim içerisinde ben yaylılarda mıyım, üflemelilerde miyim, vurmalılarda mıyım? Oradan e, şey yapamadım kendimi ama kendi evreni içerisinde bitti program bittikten sonra dedim ki ha ben bu televizyonculukta herhalde her şeyi yapabilirim artık. Yani o yetkinliğe sahip oldum. İlyas abi de öyle. Keza biliyorsunuz canlı yayın en büyük derdi. insanlar hakikaten ağzından kaçan şeyleri tutamıyorlar. Gerçekten kaçıyor çünkü herkesin bir canlı yayın ahlakı var. Yani biliyorlar oraya geldiği zaman işte bütün kanunları vesaire televizyonun kendi lisanı elbette biliyorlar ama çok insanız bir abi. Eğer o samimiyete yapıştırdın mı kendini hakikaten benim de kimi zaman çok ağzımdan kaçmış şeyler vardır, küfürler vardır. Ha bu eğer bir mizahi şey içerisinde evren içerisinde anlatılıyorsa rütük çok fazla dokunmuyor ama yani işi de düşünmemek gerekiyor yani. Çok şikayet edilen bir programcı mısın? Hayır ya başlangıçta öyleydim. İlk sene ya bu ne samimiyet e, duygusundaydı herhalde insanlar. E, bir baktık bize böyle hani uyarılar bilmem neler vesaireler geliyor. Sonra sonra şöyle anladık ki e, gelen uyarıların bir çoğunluğu mesela hani müfettiş ya hani ceza verelim diyorsa da teftişçi e, kurulun kendisi oy birliğiyle e, kabul etmiyor. Ya diyor ki burada samimi bir mizah var ve o mizah içerisinde inser, e, insanlar doğaçlama yapıyorlar. E, yani ellerinde olmadan ağızlarından kaçmış. Bunu bir şey olarak ha çok galiz bir küfür değilse galiz bir küfürden yedim. Yani çok sağlam bir ceza yemiştim var. Orada da ne bilerek o ceza edilen yedim? bir şey miydi yoksa o da mı? Yok ya kontrolden o, ya çıkmış. Adam şey kaptırdı şey kendini. Kend, kend, ya dedi kendimden korkuyorum. La 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 la, la o la la lan e, biz bir şey yedik abi. bir oyuncu arkadaşımız. Canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Ben televizyonda her şeyim yaparımı daki gelişat Beyazıt'ta Türkiye yaşlandın Hı -hı. artık çekil. Ya benim o şey getirdi. abi o bir eee da mı? biliyorum ama. tabii ki Mavralı. Onun <laughs> bir Mavralı. Beyazıt e, Okan ya bu ülkenin yetiştirdiği e, önemli laf adamları e, be, lafı verebilen adamlar. ve lafı şova çevirebilen adamlar. Benim oradaki Beyazıt'a şey yapmam oğlum hepimiz yaşlandık ya. Yani milletin de gençlerin en büyük Aslında şakayla karışık biraz, biraz da, alışık durum aynı biraz da kendimizi e, hani şey koymamız lazım e, bir yandan e, bu ülkenin üretici gençleri yaratıcı gençleri diyorlar Hı -hı. ki kardeşim ben bir artı değer koyuyorum ortaya ve çıkıp bunu ekranda ya da bir mecrada gösterme hakkımı kullanmak istiyorum ama bir yandan da bu çocuklar çıktıkları zaman e, gerçekten domino taşı gibi e, devriliyorlar ya da bir çöpleri gibi e, ayrılıyorlar bu durumda ortada kalan işte birkaç adam en azından yerimize birilerini yetiştirmemiz gerekiyor. Ben sadece o şeye, gerçekliğe dikkat çektim. Bir de e, şeyi de tekrarlıyorum. E, ülke mevzuatı ne olursa olsun e, bizden yapılmam yapmamızı istedikleri şey e, hayatın devamlılığı. Dolayısıyla biz hayatı devam ettirmek zorundayız. Susmayacağız, konuşacağız. Gülmemize engel olmayacağız. Sesimizi yutmayacağız. Bunları yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla hani çok uzun tatiller talk çocukları için çok şey hayırlı şeyler değil. E, eğer ki Hani bir sürü şey şöyle diyelim o altı ay içerisinde dünyanın bir sürü ülkesini gezersin. Bir sürü talk show şeyine stüdyosuna girer çıkarsın. Bir sürü televizyonun havasını koklarsın. O zaman dersin derim ki arge yapıyor adam geliştiriyor yani kendini başka bir şeye koyuyor ya da konumlandırıyor. Ama tüm bunlar olmayıp yani bir şekilde sadece bir çalışma takvimi içerisinde kendini sıkıştırıyorsan bizim o zaman gerçekten yerimizde yokluğumuzda yerimizde var olacak gençleri yetiştirmemiz gerekiyor. Böyle gençler var mı yoksa zaman mı alacak? Elbette var. Yani zaman alacak da olabilir ama hı hı. yani şimdi şunu düşünüyorum. Ben bir bir de, yani el vermek lazım. Elbette ama. uyan Türkiye'yi yaptığım hı. dönemde el verdiğim arkadaşların çoğunluğu ya el vermek de değil birlikte omuz omuza yürüdüğümüz abi ben 37 yaşındaydım o zaman. Gençlerin yaş ortalaması 22 idi. Şimdi düşünsene 17 yaşında bir genç de var orada. 21 yaşında bir delikanlı şimdi o 21 yaşındaki delikanlı Türkiye'de en çok izlenen dizilerden bir tanesi olan olan İstanbul'u yazdı. Şimdi şu anda vizyonda olan Uğur Yüce'nin Yaktın Beni isimli filmini yazan çocuk, senarist. Yani bu nereden çıktı? Bu benim yanımdan, benim oturduğum koltuğun hemen yanındaki koltukta birlikte miza üretiyorduk Uyan Türkiye'de. E bir başkası şu anda televizyon yöneticisi, bir başkası yapımcı, bir başkası yönetmen. Yani tüm bunları düşününce aslında hepsi arkadaşmış insanlar. Yapmamız gereken tek şey şu, bu şov benim şovum değil. Bu şov kolektif bir şov. Bu şov zaten izleyen insanları için almasa konukları için almazsa bir şov değil zaten. Konuk bulmakta zorlanıyor musun? Artık değil. Yani eskiden öyle. Kimi zamanlar ama dürüst davranayım sana. Ee, yaşadığımız iklim gereği, siyasal iklim, e, kaotik iklim gereği şunu çok zorlanıyorum. Bir haber kanalında ben talk show yapıyorum. Ee, buna da talk show demekten hala hicap ederim. Yani ben bir laflama, e, laf yarıştırma hatta şöyle dert dinleme e, ve hatta gıybet program yapıyorum. <laughs> Açıkçası herkes geliyor orada e, eteğindeki taş neyse bunu boşaltıyor. Bizim tek derdimiz şu: e, bu kadar sıcak gündem içerisinde bir haber kanalında e, atıyorum politika alabildiğine tartışılırken yarım saat yarım saat de değil 15 dakika sonra sanki onlar hiç tartışılmamış başka da bir evet gerçekten başka bir dünya var. Ama hiç bunlar tartışılmamış gibi yapıp başka dünyaya geçmek çok zor. Yani onu benimseyebilmek ve benimsetebilmek, kendini dinletebilmek çok zor. Ee, ve insanlar, e, Tayyar abi çok net söylüyorum, artık e, herhangi bir talk show'a, herhangi bir show programına, herhangi neşeli bir şeye katılmaktan imtina ediyorlar, korkuyorlar. Ya yani Mesela ben son bir haftada, iki haftada yaşadığım şeyleri söyleyeyim sana. Bütün konuklarım iptal oldu. Dediler ki hani bu bu şeyde, bu iklimde biz ekrana çıkmayalım. çıkıp goy goy yapmak istemiyoruz. Kaldı ki goy goy de yapmıyoruz yani ekranda goy goy de ama evet. orada bulunmama haklarına da saygı duyuyorum. O bizi ilk kez bu sene biraz zorladı. İstediğin ve çıkartamadığın biri var mı? Ya bu gerçekten herkesin rüyası olan şeyler yani hani Tarkan mesela istediğinde de çıkartamadığım bir adam ama Tarkan çıksa konuşabilir mi onu da bilmiyorum yani şu da beni çok şaşırtıyor. Çok iyi konuşacak ya da toplumun çok çok iyi tanıdığı abi acayip de laf yapar on numarada yakışır bu saate. Dediğin adamlardan çok hayal kırıklığına uğradığım için artık kimin iyi konuk kimin kötü konuk olduğundan çok emin olamıyorum eğer çok ünlü isimler sadece. Ama şeyleri isterdim. Hani siyasi parti liderlerinin şu yönlerini göstermeyi. Abi yönlerini göstermeyi. Şşş. Vermez olayım, bu Ev hallerini göstermeyi. Lacivert i̇şte... takım elbiselerinin evet, dışındaki. O, onun dışındaki. Yani şey geldi Oktay Vural bir süveterle geldi. Gayet güzel, çok da renkli bir süveterdi. Yanında da Pelin Batu vardı. Şimdi normal hayatta bu iki karakteri yan yana bir fotoğrafta getirmez. Mümkün değil. Pelin o hafta da Fatih Sultan Mehmet hakkında bir yorumda bulunmuş. Hı hı. Aynı şekilde sen e, MHP'nin genel başkan yardımcısını getiriyorsun. Yani ikisinin çarpışması gerekiyordu. Olmadı. Başka bir şey, başka bir fotoğraf çıktı. Herkes kendi hayatı içerisinde başka bir renk. O rengi gösterebilirsek. Bizim siyasetçilerimizin en büyük derdi bu. Teklif ettin, gelmediler mi? E, açıkçası e, ağız aradığım çok oldu e, ve açıkçası korkanlar çok oldu ama genel siyasetçilerden de hiç yanıldığımızı düşünmüyorum. E, hepsi de kaliteli işler bırakabildiler arkadaşlar. Şimdi hem televizyon programı yapıyorsun <laughs> hem de günlük bir gazetede televizyon eleştirimi yapıyorsun. Evet yani çok uzun süredir. doğru diyorsun. Bazıları bu konuda diyor ki ya etek değil bu iş. Adam bir taraftan televizyon yapıyor bir taraftan da televizyon sektörünü yazıyor. Yani sen kendi pencereden baktığında Hı. doğru mu söylüyorlar? Şöyle eğer ben televizyon eleştirmenliğine televizyonculuğumdan önce başlamış olsaydım son derece haklılardı. Yani televizyon eleştirmenliği şeyini gücünü kullanarak daha doğrusu bir köşenin gücünü kullanarak kendisini ekranda yer açan insanlar da olabilir oldu da olacaktır da. İşte şey yapmıyorum kendilerini kılamıyorum eleştirmiyorum. Ama açıkçası benim televizyonculuğum televizyon köşe yazarlığından yaklaşık 15 sene kadar daha eski olduğu için şöyle bir avantajı var bu işin. Birincisi e, birilerini eleştirirken empati yapma şansına sahipsiniz. Çünkü işin mutfağını, montajını efendim şimdi eğer yeni tekniklerle konuşursak sinesini, post kurgusunu, kamerasını, kameramanın şeyini ne diyelim açıkçası vicdanını, yönetmenin vicdanını, oradaki kastın oluşmasını, salat sanat grubunun nasıl çalıştığını vesaireyi biliyorsunuz. Bir televizyon eleştirmenin bunları bilmesi mümkün değil. Yani ya şunu yapacak bizim gibi, bizim ülkemizde çoğunlukla yapıldığı gibi oturduğu yerden, masadan kalkacak ve gidecek setlere tek tek dolaşacak. Ya her birinde demin dediğin gibi oradan tost yiyerek geçen adam olarak en azından 24 saatini geçirecek ya da atıyorum televizyon endüstri içerisindeki bütün gelişmeleri gidip yerinde izleyecek. İşte MİTKON gibi fuarlarda, Amerika'da yapılan şeylerde, Emmy'de, Grammy'de bilmem ne neyse artık bu ödüllerin yerinde izleyecek. Bunların hepsini yapabilecek bu entegrasyona sahip bir televizyon iştirme Türkiye'de yok gerek de var mı buna da yok çünkü biliyorsun ki artık 75 milyon televizyon izleyisi eğer 75 milyonda da izliyorsa hepsi eleştirmen. Genelde öyle diyorlar. Değil hepsi de 75 Milyon bizi yani hepsi diye. aynen öyle. Ve hepsi de bizden çok daha iyi eleştirmen. Yani senin görmediğin bütün ayrıntıları görebilecek adamlar. Biz sadece yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Artık dikkatli televizyon seyrediyorlar değil mi? Müthiş. Çünkü televizyon bir endüstri. Kabul etmek lazım ki artık 2-2,5 milyar dolar bizdeki çapı. E buna yaklaşık 500 milyon doları da e, şu son fuar ortaya koydu ki yurt dışındaki çapını koyarsan 3 milyar, 3,5 milyar dolarlık bir kalem. E, Türkiye'de herkesin açıkçası uzmanlaşabileceği bir kalem olarak göz önünde bulunabilir. Ben bu son fuarı Türk televizyonculuğunun daha doğrusu hem Türk televizyonculuğunun hem de sektöre hizmet veren hı hı. E, yapım sektörünün yüz akı gibi görüyorum. Sanki e tabii, tabii ki e, çıtayı e, fazlasıyla yukarıya taşıdık. Biraz daha ayaklarımız yere basar bir şekilde katıldık. Öyle görüyorum. Yüzde yüz katılıyorum. <laughs> Şundan dolayı onur konuğu zaten. Bu, bu fuarın son fuarın son yapılan kanda yapılan fuarın onur konuğu Türkiye'de. E biz bu e, onur konuğu meselesini diziler üzerinden geldik. Kabul etmek lazım ki. Yaptığımız dizilerde e, yaklaşık hani dünya standartını e, az çok yakalayıp hatta bazılarında dünya standartının üzerine geçtik. Amerika gibi bir dizi devine sen dizi satıyorsan e, o kur, yeniden kurgulan e, eğer şey yapılabiliyorsa, çekiliyorsa o zaman bir şeyi başarmışsın demektir. Ama e, bunun e, bir yandan da paralel olarak bir kalitesizlik getirdiğini de düşünüyorum ben. Çünkü herkes yapımcı oldu. Şimdi şöyle bir sorun var. Eskiden televizyonu bilen, yaklaşık olarak prodüksiyonun ne olduğunu bilen adamlar, piyasada oyunculardı. Şimdi baktığında piyasa oyuncularına e, dekorasyon, inşaat malzemesi vesaire kökenli yapımcılar. Bu adamlar sadece bu işin iyi para getirdiğini düşünüp ortaya bütçeler koyuyorlar ve o bütçelerle eskilerin deyimiyle her cümerç oluyorlar çünkü bu sektör bunlara rağbet ediyor mu? Abi, yani şöyle diyor, e, Kamu kanalında da var bunlar, özel sektörde de var. Abi bakıyorsun, araştırıyorsun, Ya kim yapımcı kim değil diye e, ortaya çıkan bilanço çok korkunç. Yani televizyon tesisinden anlamayan adamla ya bırak kalır bar nedir kardeşim diye sorduğunda yüzüne böyle e, şeye bakar gibi bakan adamlarla sen oturup hani televizyonculuk konuşamazsın bu bir. İkincisi ciddi bir snobluk yani bir e, ne diyelim şımarıklık hali, üstten e, üsttenlik hali. Aman efendim ben kimseyle görüşmem bilmem ne. Yani şimdi kimse kimse yemesin. Bundan 15 sene önce kimin ne iş yaptığını herkes e, biliyor. Bir televizyoncu olarak ben biliyorum. Ben biliyorum kimin hangi kapılardan nasıl geçtiğini gayet iyi biliyorum. Ha Bunları yazmıyorsak bu bizim ahlak şeyimizden dolayıdır. Yüksekliğimizden dolayıdır. Yani e, sonuçta çıkıp buraya hani böyle yüksek bir yapımcı statüsünde bunu mevcut yapımcıları da söylüyorum. Hı hı. Televizyon kökenli olanları da söylüyorum. Yüksek yapımcı statüsünde dolaşırsan bana karşı sahtekarlık yapmış olursun. Bir gün o sahtekarlığın ortaya çıkar. Bu kadar ne? Özel hayatındaki Mesut nasıl bir adam? Yani yani bunlara hiç benzemiyor. Ya. Yani o kadar güzel ki abi. Vallahi <laughs> Tadından yenmez. Ya. <laughs> Gerçekten bunu fazla sormak lazım. Yani. Yani orada az çok biliyorsunuz. O sen biraz... Ferda Mesut'tan memnun mu? Ya galiba <laughs> memnun ki. Ya. Biz çok şükür Allah'a. Yani böyle 7 senedir Maşallah. Marco Polo gibi dolaşıyoruz zaten. Yani biraz Marco Polo, Christophe Colomb yani tüm o kaşifleri e, içe koyduğunda. E, açıkçası ben son senelerde kendimi farkına vardım ve yurt dışına hiç gitmemiştim. E, bir televizyoncu için, bir gazeteci için çok büyük şey, e, dezavantaj. Yani dili az bilmek, başka kültürlerle içe geçememek, biraz dünyadan e, haberdar olamamak, böyle dertler vardı. Şimdi gerçekten bir gezginim ve normal hayatımda e, gezip tozan bir adam olarak anlıyorum. Ve bütün arkadaşlarım, ne gezdiniz be, bu sene ne yaptınız? Aslında çok gezmiyoruz biliyor musun? Çok da sadık e, müşterilerizdir. Mesela bir otele gidiyorsak, o, o otelin zaten 7 senedir, 10 senedir müşterisiyimdir. Ben yani çok fazla... Yerde dolaşmış sayılmam ama çok merak ettiğim şeyler vardı. Ülkeler vardı. Gittim e, hevesimi aldım. Bazılarını çok sevdim. Üst üste yedi kere gitsem hevesimi alamam. Oraları devam ediyoruz hala. Kadınlar genelde Paris'e bayılırlar ve aşk şekli diye adamları ısrarla götürmek isterler. Senin gibi bir adam evet, Paris aşk şekli değil. Değil için. abi yiyorlar bizi. Gerçekten <laughs> yiyorlar. Ya yani Bir şey söyleyeyim. <laughs> Turistik kakalama. Aynen. Aşk e, ekonomisi diye bir şey yaratmışlar orada. Abicim şans aşağı akıyorsun. 500 bin kişinin arasındasın tamam mı? Orada hangi aşkı nasıl <laughs> Gibi. Aynen aynı. Nehrin üzerinde herkesin kilit taktığı aşk köprüsündesin. Ulan herkes kilit kuyruğunda sen neyin aşkını yaşıyorsun? Anladın mı? Ha, aşk e, ilçesi ya da aşk semti olan bir Saint Germain var onu ayrı koyarım. Gerçekten hani orada bir romantizm yaşıyorsun. Ha, romantizm de alışveriş romantizmi ha. Yani <laughs> o çantayı kim alırsan çok romantik bir şekilde aşk olabilir sana. Dolayısıyla e, bana göre Paris... Ee, gerçekten şişirilmiş bir şey. Ee, aşk endüstrisi kenti. Yoksa hani Paris'te aşk başkadır falan filan bunlar sadece film abi yemiyorum ben. Sen bunu söylediğinde Ferda'nın sana yaklaşımı ne oldu? Çok doğru dedi ağzına sağlık dedi ve yani orada özellikle anlattığım kentlerde ben mesela hani bir aşk kenti mi? Bir aşk kenti istiyorsan Prag gideceksin abi. Prag gerçekten bir aşk kenti. O tarihsel dokusuyla, o güzel restoranlarıyla, o kafesiyle, Frans Kafka'nın o kendine özgü o şey karanlığıyla vesairesiyle Prag ve Türk arkadaşlarımız da bizim oradaki muhteşem bir aşk kenti. Çünkü orada siyasetçi ya da sıradan vatandaş ya da turist ayrımı diye bir şey yok. Ben abi e, şeyde e, yılbaşı yemeğini öyle bir masada yedim ki yani masada demeyeyim. Öyle bir mekanda yedik ki diye bir arkadaşım var kulakları ışınlısı. Aldı bizi götürdü. Ya dedi ki benim eşimin şey var yılbaşı partisi var gelir misiniz? Gelelim bir İtalyan restoranın arka tarafını kapatmışlar. Bir masaya oturduk. Gel, hatırlamıyorum şimdi adamın adını. Dünyanın en ünlü Alman futbolcularından bir tanesi orada oturuyor. Eşinin hemen yanında tamam mı? Böyleler. Ondan sonra tek tek tanıştırdı. Bu dedi e, Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, bu Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Çevre Bakanı, bu Başbakan Yardımcısı. Herkes sevgilisi eşi yanında. Abi gecenin sonunda bir selfie'miz var bir gün veririm sana. Bütün Çek kabinesiyle tamam mı? Yerlerdeyiz söyleyiz ama. İşte ben öyle şeyleri seviyorum. Romantizm o. Yeşim Salkım'da bir projeniz var ya çalışıyoruz inşallah çalışıyoruz olacak. Ne yani. olacak bu? Müzikal mi olacak? Bu bir bir müzikal olacak? müzikal anlatı. Televizyon şovu abi hmm. televizyonda hani ben e, biliyorsun yaklaşık olarak hani klasikleşme taraftarıyım. Eğer hmm. burada laf çokun birkaç senesi daha varsa bu yaşasın. Ya da bu senenin sonunda bu işin bittiğini artık ben tamam. Yani lafı da tükettik, kon, konuyu da tükettik hmm. bir de verebileceğim bir şey kalmadı dersen burada laf çoğu e, diğer daha önceki projelerim gibi bir tanesi 7 sene sürdü, bir tanesi 8, bir tanesi 5. En son bu 5. E, dolayısıyla daha önceki pro, e, projelerim gibi görmedim. Bunda hiçbir sıkıntı duymam. E, mezarın başına gelirde arada bir Fatih ya yani Güzel, güzel program. <laughs> güzel anarım diyorsun. Anarım da. E, Yeşimle yapacağımız bir müzikal anlatı. Yeşimle bir gün dinlemeye gittiğimde sahneye çağırdı ve iki türküyü birlikte okuduk. İki türküyü birlikte okuduktan sonra Yeşim gerçekten şey yaptı e, ki Yeşim e, Kısmen de facto eski patronumdur. O, evet. Yani <laughs> e, dolayısıyla birbirimizin sesini tanıdık. Ya dedi ki biz niye hani güçleri birleştirmiyoruz? Hani senin sesin de e, hani bana eşlik edebilecek bir düet yapabilecek Hı. şey tonacı sahip. Sağ olsun eksik olmasın. Ben anlatı bölümünü o da e, ses bölümünü halletti. Dolayısıyla e, birleşik güçleri oluşturup. ...birlikte düet yapabileceğimiz, sahne şovu yapabileceğimiz değişik bir müzikal anlatım... Bu önümüzdeki yıl projesi büyük bir aslında ihtimalle. Aslında öyle. Artık yani yılın sonuna geldik ama biz Ekim'de bir... ...Ekim sonunda ya da Kasım'ın başında hı hı. eğer memleket şartları izin verirse... ...bir minik galayla ipucu vermek istiyoruz. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah abi. Ee, hem kanal yöneticiliği yaptın değil mi bu arada? Yaptım A evet. Aslında bir kanal kuruluşunda da yer aldın. Kanal Evi'nin <laughs> kuruluşuyla yani. beraber ya başlayan. Ben neler yaptım ben. Tecrübeler de var. Aslında dönüp baktığımda... E hayatına çok fazla şey sıkıştırmışsın. Bir sürü şeyler sıkıştırmamışsın aslında. Hepsini dolu dolu yerine getirmişsin. Hı hı. Zamansızlık sorunu yaşıyor musun? Ee, geçmişte yaşıyordum. Yani hı. çünkü hani biliyorsun sen de yaşadın bunları. Yani sen de aynı zamanda hem televizyonda hem gazetede hem atı veriyorum bir danışmanlıkta vesairede olmak durumunda kaldığın dönemler kaldı. Şimdi, olmuştur. Çünkü Türkiye'de çok sıkı para kazanan bir gazeteci Elit bir gazeteci grubu vardı. Bir de hakikaten çalışmak zorunda olup öyle parasını kazanmak durumunda olan bir Hı -hı. gazeteci grubu vardı. Ve ee, bu durumda sen birkaç işte birden çalışmak durumundaydın. Yani e, ben bir yandan çok iyi biliyorum muhabirlik yaparken bir yandan seslendirme yapıyordum. Bir başka yandan e, bir şey workshop bir e, özel bir marke workshop hazırlayıp o sene giyeceğim kışlık kıyafetleri barter usulü şey yapıyordum, elde etmeye çalışıyordum. E böyle bir şeyden, ateş çemberinden geçen adam e, zaman planlamasını öğreniyor. Evet televizyon yöneticiliği yaptım çok da keyifli oldu. Sekiz e, ayrı kanalın e, bir anda yani sekiz e, bir paket, sekizlik paketi önüme verdiler ve onları tek tek yönetmek hem zordu Hı. hem de açıkçası çok hızlandırılmış bir kurs gibiydi. Bunun da bana en büyük avantajı şu oldu. Şimdi televizyon yöneticilerinin yerinde düşündüğümde, empati yaptığımda neyi yapmayacağımı, neyi yapacağımı çok iyi biliyorum. Ama bugün bana gelirsen, Tayyar abi dersen ki kardeşim sen geçmişte genel müdürlük yaptın. Tekrar genel müdürlük ya da e, CEO'luk ya da CFO'luk yapar mısın? Ya o demin program başlangıcında bana söylediğin gibi gerçekten deli işi. <laughs> o işe girmem abi. Peki evet, hepimizin tabii ki ee, ekonomik zorluklar çektiği dönemleri oldu. oldu. Bu meslekte tırmalamadan da bir şeyler olmuyor olur, zaten. Olur. Bugün hala hazırda devam ediyor olmamızın tek sebebi de bu. Evet. Mesut diyor ki bir ara parasızlıktan erotik film bile seslendirdim. Yaptım, yaptım. Çok ben. erotik bir sesin var mıdır? Etkileyir misin? <laughs> ya vardır. Ya, o şey kabine girince zaten insan kendini geçiyor. <laughs> Babacığım bugün ne seslendireceğim diyorlar ki bugün çaki. ertesi günü e, bu, bu akşam da çakinin gelinlerini seslendiriyorsun ya. Yani. <laughs> Böyle bir durum vardı. Ya evet. o dönemde işte seslendirmeye uğraşıyoruz çok küçük harçlıklar, gündelik harçlıklar çıkıyor. Çünkü hı hı. E, peşin para sistemiyle şey yapıyorduk, çalışıyorduk. E, Show TV'nin e, kırmızı noktalı filmlerinin şu onda vardır. Yani ya esas korku çocuğu olarak şeyim vardır, sesim vardır. ya da işte o diğer şeylerde, erotik filmlerde az çok sesim vardır ama hani bağımsız sinemada bir erotik film seslendirmesi yapmadım abi. <laughs> Almancam zayıftı. Peki bekarlık dönemlerinde bu ses yeteneğini kullandığın oldu mu? Ya yani çok iş yaptığını söyleyeyim. <laughs> <laughs> ben hayır aradığınız numarayı aradığınız adama şu anda ulaşılamıyor diye belki kendimden bir yalan atmış olabilirim ama e, ses tonu zaman zaman iç, e, insanları gerçekten etkiliyor yani e, eğer iyi bir telaffuz iyi bir ses tonu ses tonunu kullanma e, kabiliyetim falan varsa... Bunun e, kitleler üzerinde bir e, şey yaptığını, bir e, illüzyon yarattığını kabul edebiliriz. Hı hı. Yani şimdi baktığımızda liderlerde bunu görüyoruz zaten. Eğer lider olabilmiş adamlarda. Açıkçası e, aşka da romantizm üzerine ses tonum iş yapar. Bunu Ferda'ya e sorayım yanıt sana <laughs> telefona <laughs> şahsi <şarj> söylerim abi. <laughs> Mutlaka sorun. Bu e, televizyonların Türk televizyonlarının son böyle dönem dönem şeyleri var. Evet. Paket program evet, çeşitleri abi. var. Evet. Kadın programı tutar. Herkes o, o, o. kadın programı yapar. E, toprak hikayesi tutar. Herkes toprak hikayesi yapar. Şimdi bir yarışma çılgınlığı gidiyor Türkiye'de. Hı, hı. Sonunu ne görüyorsun bu işin? Yani <laughs> bunu neden soruyorum? E, müzik yarışmaları tavan yapmış bir vaziyette fakat sektöre bakıyorsun. Kanı alıyor herkes. Evet. Yani moda sektörüyle ilgili programlar tap yapmış bir modelde. Türkiye'de defile kalmadı. Evet. Yani manken yetişiyor hala. diye Bir şey yapmak zorunda kalıyor insanlar. Evet. E, açıkçası e, Türkiye son derece dinamik format üretebilen bir ülke ama üretilen formatların televizyona gelme şeyi biraz sıkıntılı. O yol biraz sıkıntılı. İnsanlar format üretiyorlar, gidiyorlar noterden bunu tasdikin de alıyorlar. E Sonra mecra bulamıyorlar yani götürüp bir televizyon yöneticisine formatını verebilecek ne ilişkisi var ne öyle kurduğu bir tünel var ne bir linki var. Dolayısıyla o format adamın elinde kalıyor. Biz hala dünyada mevcut formatlardan e, yine o fuarlarda tamam dünyayı ne kadar format satsak da gidip oradan bir sürü format alıyoruz. Fakat şimdi şunu kabul etmek lazım. Ha, Türkiye'de ses yarışmalarından yahu çıkan kaç kişi acılar hariç ki o da şey değildir yani finale kalmış bir adam değildir. Kaç kişiyi tanıyoruz? Kaç kişiyi hatırlıyoruz? Yani benim hatırladığım birkaç isim vardır. Bir Erkam Aydar vardır. Efendim söyleyeyim, ağaçlar vardır. Hani düşündüğün zaman sürdürülebilir bir şey kariyeri, şarkı kariyeri yapabilen hmm. ya da sanatçılık kariyerini bir yere taşıyabilen çok fazla insan çıkmadı. Ya bu kadar insan çıkmazken Geçen sene 5 tane birden ses yarışmasının yapılması, yetenek yarışmasının yapılması hayret verici bir şey. Hem hayret verici hem de sanıyorum şu 15 dakikalık e, ünlü olmak mahalle çapında iyi iş yapıyor. Hani Türkiye çapında, ilçe çapında, semt çapında değil ama mahalle çapında en azından ünlü olursun. Vay abim benim televizyona çıkmış falan diyorlar. İşte 15 gün o goy, goy gidiyor onun dışında bir şey yok abi. Çünkü Program, taraftan... Programının imtiyazlı konukları var mı? Yani sıklıkla gelenler var. Sıklıkla gelenler de açıkçası kendi, kendileri gelmek istediğinden değil, bizim silah soruyla getirdiğimiz adamlar şundan dolayı iyi e, e reyting yapıyor kimisi. Hmm. Yani kaç tane adam var? Hmm. Hani sert konuşup reyting yapanlar var. E, açıkçası bir dünya yaratıp ve o dünyaya insanları inandırıp iyi e reyting yapanlar var. E, ve yani orada Biblio olarak koysan bile hakikaten adama bakarsın. İş dedi. yapanlar. Kadına bakarsın. Ya arkadaş dersin. iç geçirerek izlediğin insanlar var. Ama imtiyazlı konuk olarak çok fazla bir sadece abi çok fazla geldi. Okan Hı. imtiyazlıdır abi. Her türlü Bizde vize siz giriş hakkı vardır yani. <laughs> saç kıran olduğu için gelemiyor. O, <laughs> ya o saç, saç yanına kafanı kırsaydın da gerçekten şeyin olsaydı. Boya gel peruk tak abi. İnsanlar seni her halinde seviyor. Ee, dolayısıyla böyle hani bir iki tane e, isim vardır ama e, çok fazla tüketmek istemiyoruz. Yani yani bir sene içerisinde üç kere ya da dört kere çıkartınca, e, diyorsun insanlarda olarak konut mu bulamıyorsun? Konut sıkıntısı mı çekiyorsun? Ya Türkiye e, yeri mi? geliyor, çekiyorsun. E, konut sıkıntısı mı e, abi? Yeri geliyor, Türkiye'de çekiyorsun var yani. gerçekten. Hani e, oraya e, bir kere a, futbolcu gelemiyor abi. Yani izin alması lazım. Ve futbolcu eskisi de gelemiyor. Yani o da artık şimdi programlarda şey yorumcu, e, atıyorum, olarak, yorumcu olarak şey yapıyor, izin alamıyor. E, dizi oyuncuları setten vakit bulup gelemiyor. Bilmem ne aslında küçücük bir cenleri içerisinde yaklaşık 1000-1500 kişi etrafında dönen e, bir şey, konuk şeyi var, tablosu var ve bu tablodan herkes bir parça renk almak zorunda. Sen de yaptığın sabah programını almak zorundasın, öğle kuşağıda almak zorunda, akşam kuşağıda ve bizler de. İş zor. Evet, konuklu programların gerçekten böyle bir sıkıntısı gerçekten. Evet. Kısa bir aradan sonra her soruya bir cevap devam edecek. aldığımız yerden devam ediyoruz. Hı. Mesut'u sektörün kabullenmesi kolay oldu mu? Ee, Gazetecilikte çok zor olmadı açıkçası. Hı. Yani az çok e, ortalamanın üzerinde bir zeka ve şey vardı, şey kabiliyeti vardı, merak kabiliyeti. Ee, orada bir zorluk yaşamadım. Televizyona gelince televizyon gerçekten çok müthiş bir şanstır benim için. Şans dedim ya bir e, mucize diyelim, bireysel bir mucizenin e, beni taşıdığı bir noktaydı. Ben televizyona e, televizyona çıkmak için başlayan bir adam değilim. Yani editoryal tayfada, mutfak tayfasında e, ve açıkçası kalfalıkta e, devam ederken ekrana rastgele çıktım. Ekran bir dönem sonra beni kusmadı. Eğer kutsaydı şu anda e, demek ki 94, abi 21-22 yıldır aktif olarak neredeyse her gece ya da her gündüz ekrandayım. Peki cebinde bir B planın var mıydı? Bu iş tutmazsa bu sektörde yürürüm, bu yolda yürürüm. Elbet vardı e, çünkü ben sektörde televizyoncu olduğum evet. dönemde akademik e, kariyerde devam evet. ediyordum ama şu çok netti arkeolog olamayacaktım. Çünkü ben beyaz Türk değilim abi ben Feriköy'den Kurtuluş'tan <laughs> çıkmış bir çocuğum abi. Ve sonuç itibariyle orada aristokrat olmadıktan sonra istediğin kadar bitirme notum benim 97-3 abi. E, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarihinde bir ya da iki kere e, kırılmış böyle bir rekor. Yani e, sonuç itibariyle adamlar almak istiyorlar ama bizim e, arkeoloji ekolü, Alman'dır abi. Yani sonuç itibariyle e, İslam Üniversitesi arkeoloji meselesi Almanlar tarafından kurulmuş ve... Hani o ekolü de adamlar bozmak istemedi. Belki şimdilerde bozulmuş olabilir. E, çok bakmıyorum kimler akademisyen olmuş olmamıştı. O dönemde herhalde bir e, akademisyen olarak devam ederdim. En kötü de e, şey yapardım gazetecilikte yazarlıkta bir kariyerim vardı. Yani iyi bir yeraltı yazarıydım. Kötü kazanan bir e, iyi şair olarak devam edebilirdim. <gülüyor> <gülüyor> Mesut kırgın olduğun... Ya da ya keşke almasaydın, gelmeseydi dediğin bir rival oldu mu? Sen benim abimsin, bunu birkaç insan var içimde saklayacağım. Hı. Hayatım boyunca da saklayacağım onları içimde. Ama hani meslekte bir kırgınlığın olması gerektiğini düşünmüyorum. Bizim meslek çok kısa zamanlarda insanları karşı karşıya getirebiliyor. Yani şöyle, yan yana getirebiliyor yani ben şimdi sana kızıyorum bilmem ne yapıyorum açıyorum. Sen mesela bugüne kadar bana kızdığın zaman açıp şunu söylemişsindir. Mesut bulamadığım zaman Twitter'da yazmışımdır. Ha, Mesut oldu mu bu oğlum <laughs> dediğin zaman ben derim ki ya Tayyar abi haklısın olmadı bu. Yani bu başka Hı. bir şey. İnsanların birbirine söz söyleyebilme hakkının olduğu güzel bir televizyon evreninde yaşasak muhteşem. Dolayısıyla biz çok kırıp döküyoruz abi. Yani öyle bir kafa göz gibi ölçümüz bir. yok değil mi? O ölçüsüzlük de bir dönem sonra. Yani bugün sadece şeyde toplumsal olarak yaşadığımız ayrışmayı değil sektörler içinde de ayrışmayı getiriyor. Yani şimdi şöyle bir abukluk var mı? Yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Ben onunla aynı kareye girmem kardeşim televizyonda. Ya arkadaş aynı işi yapıyorsunuz. Siz de bu ülke için bir artı değer üretmeye çalışıyorsunuz. O artı değer o karşılığında para kazanıyorsunuz. Aynen. O, o e, ticaret karşılığında cebinizde paranız var. Çocuğunuzu okutuyorsunuz vesaire vesaire vesaire. Yani sizin birbirinizle küs olmak insani olarak olabilir. Ama otur konuş anlaş. Yani topluma böyle bir fotoğraf verme. Yani benim şu anda senin birliğine ihtiyacım var. Bu kadar net. Yani bunu böyle verme. Ama mümkün mü? Hayır. Yani dünyanın her tarafında bu böyle ama bizde biraz daha şey. Sert artık. İyi bir baba olduğuna karar getiriyor musun? musun? Güzel. <laughs> ee, büyük yanlışlarım oldu diye düşünüyorum ben. Yani büyük yanlışlarımdan bir tanesi de biz erken bir ayrılık yaşadık. Hı hı. Ee, i̇lk eşimle, ee, Batuhan'ın annesiyle. E, o dönemde çocukla birlikte olmayı ben sadece haftanın bir günü e, çıkıp onu sinemaya götürmek ya da istediği fast food e, restoranına götürmek ya da istediği şeyleri almak olarak değerlendirdim özel günlerimizde e, ona istediği her şeyi yerine getirmek olarak değerlendirdim hmm. ama bir dönem sonra çocukla birlikte büyüdüğünü görünce aslında istediği şeyin o değil bizzat sen yani fiziğinle ruhunla fikirlerine sen olduğunu gösteriyor çocuklar e, Batu da bana böyle bir şey yaşattı son 5 senemiz hem iş anlamında, profesyonel anlamda Hı -hı. hem de açıkçası standart hayatımızda bir arada geçiyor. Bir arayı kapatmaya çalışıyorum büyük bir hızla. Ee, ama çok zormuş yani. İyi anlaşır mısınız? İyi anlaşırız yani şunu da iyi anlaşırız. Ee, ben ona at derim <gülüyor> yani <laughs> insan evladına at der mi baba diyordu. <laughs> ama bir, bir dönem sonra ya yani bütün toplumda onun bir at olduğunu kabul etti ki geçenlerde işte Bakırköy Meydanı'nda şeker uzatmışlar <laughs> Allah bir yersin. lazım olur. <laughs> 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 Dolayısıyla e, öyle iyi bir dil oluştu. Batuhan e, zeki bir çocuk. ve şey. Aççılık okudu. Aççılık yapmak istemedi. Başka bir aççılığı, televizyon açılığını, e, televizyon mutfağında olmayı tercih etti. Ekrana çıkayım ya da şunun olduğu olarak anlayayım gibi bir derdi yok. Kendi hmm. işini yapıyor. Sosyal medyada e, kuvvetli. Eğer bir gün yarın bir gün derse ki ben bu sektörden sıkıldım usta ben gidiyorum. Derse ki ben de derim ki kendi kararın ve bu yol senin yolun. Çünkü senin yaşında ben baba olmuştum. E, senin yaşında bir sürü sorumluluğun vardı. Sorumluluk senin sorumluluğun. Buyur, git ben çocukluğunu bildiğim Mesut mahallenin göz bebeğiydi. Ya canım ee, Ve ...haşarıda bir yönü vardı. Böyle şey yerinde duramayan kıpır kıpır evet, bir adamdı. Ee, rahmetli anneciğim bize emanet ettiğinde gözden kaybolmuyorsun dedi. De dört dönerdik ortalıklarda. <laughs> Hala içindeki haşarı çocuğu saklar mısın? E, oluyor. Yani oluyor. Çok e, o çocuk... Çok yakın o, ya çok fazla dostum yok benim. Hı -hı. Yani e, açıkçası. Bunun sebebi sen misin, dostların mı? <laughs> Güzel soru. E, galiba benim e, Biraz böyle şeyden çok böyle yalnızlıkla yetişiyorsanız, çok kalabalıklar içinde yetişiyor içinde değilseniz yavaş yavaş bir kabuk oluşuyor. O kabuğu kırmak gerçekten bir hani şey evrenin kabuğunu kırmakla, kürenin kabuğunu kırmakla ya da atom parçamakla aynı şey. O kabuğu kırabilen 5-6 tane dostum oldu. Zaten onlarla birlikte yol yürüdüm ben. Şimdi şimdi eksilmeye başladık işte. Nur işinde yazsın birkaçını kaybettik. Kalanlarla da e, mevcut eğer Allah ne yazdıysa, ne kadar daha vakit yazdıysa e, onu yaşamaya çalışıyorum. Fakat son 10 sene, son 5 sene içerisinde çok da güzel adamlarla tanıştım. Çok da güzel insanlarla tanıştım. Onları da yavaş yavaş içimize almaya başladık ama topladığımda yine kalabalık değil. E, dostluk duygusunu yaşatamazsam kimseyle, yani ben yaşatamazsam karşı tarafı e, açıkçası onun zamanını da, e, ruhunu da ve vicdanını da çalmak istemem. ...öyle bir kötülük yapmak isteyen insana. Dolayısıyla hani bu yalnızlık biraz karşılıklı... eee denilmiş bir karar olabilir Doğru. Bir e, diyorsun ki meyhane dostlukları e, bana göre değil, kaybettirdi. Hı, -hı. Bir ifade olarak tam toplayamamış olabilirim cümleyi. Anladım. Ee, bir dönem e, şöyleydi. E, bir... Ha, keşke meyhanelerde kurduğum dostluklar sağlam olsaydı. Evet. Yani çünkü çok güvendiğin adamlarla oturuyorsun e, meyhanelerde. Bir, bir dönem e, açıkçası e, çoğunlukla bey oğlumda işte şeyle e, edebiyat dünyasının ya da efendim edebiyat dünyasını ben çok severim abi. Onun yeri bende ayrıdır çünkü benim yapılanmamda çok büyük şey vardır. Yani eğer bir harç olarak düşünürsek e, orada e, yaşadığım, gözümde büyüttüğüm insanların aslında atıyorum e, alkole batırılan bir şeyde e, nasıl bozulduğunu görüyorsun. Oysa ki hani bilimsel olarak baktığın zaman içki olarak demiyorum. Alkol içinde olan şeyi taşır. Yani canlı tutar öldürmez bir şekilde daha doğrusu çürümesini engeller ama sen insanların çürüyüp gittiğini görüyorsun bir de orada bir samimiyet yok orada otururken şöyle bir samimiyet var masanın paylaştığın adamın 3 saatlik samimiyeti ondan sonra hadi beyler eyvallah dediğin zaman herkes kendi dünyasına gidiyor ben oralarda değil oralarda yakalamadım ama sonradan oralara beraber geldiğim insanları daha çok seviyorum aynı masaya oturduğum insanları Doğru aslında. Bir ara kilo vermek için bayağı bir çaba sarf etti. ettim bayağı, bayağı. Ee, ve herkesin idolü de şey vardı, Mesut vardı, Mesut kiloyu verdi, biz evet. de verelim diye. Bir kırmızı beber işi çıktı, millet pazarda torba torba eve götürdü. Sonrasında... <laughs> Sonrasında Türkiye'nin yarısı, ya, yarısı. <laughs> Ama bu bir abi şeydi En azından acıyı tatmış oldular. <gülüyor> <gülüyor> bu bir e, hemoroid derneği şeydi <gülüyor> 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 Politikasıydı. E, ve şu şey olarak da beni kullandılar abi. Ama iyi azmettin bu konuda değil mi? Evet, i̇yi mücadele verdin. O, şöyle söyleyeyim 45 kiloyu verdim. O dönemde 45 kiloyu verdim. 10 kilosunu şimdi geri aldım. Yani hmm. 10 kilosunu... Ama bu normal. Rahat, geri geri al... o şeyler çıktıkça bu, normal. Doktor. E, şeyle oldu. Çünkü e, yani çocukluğumu da biliyorsun. Yuvarlak bir şeydim ben. Her zaman yuvarlak <laughs> bir şeydim abi. E, onu böyle dörtgen bir şeye getirmek çok kolay olmuyor. Ve o biraz sağlık sorunları da yaratıyor insanda. İşte bir geçtiğim sene, bir, on, bir önceki sene şöyle bir onar gün onar gün yattım. Şimdi bu mide ameliyatı olanlar var. işte böyle kendilerini gerçekten e, hakikaten zaman zaman tehlike atacak ölçülerde sırf estetik adına e, bu anlamda düşünmeden kayıtsızca ameliyat masasına yatanlar var. Onlara diyorum ki durun. Yani e, ee, açıkçası benim oğlumu ben yaptırdım bu ameliyatı. Ee, ama benim oğlum şey, ileri derecede şeker hastasıydı, morbid, obezdi ee, ve açıkçası kaybedecektik. Eğer bu durumda değilseniz siz sadece estetik, sadece o göbek orada gözükmesin diye o ameliyatmasına masasına ee, oturuyorsanız ya da yatıyorsanız onun yerine gırtlağınıza küçük bir şey takın abicim kemer takın ve yemeyin yani mümkün o Aslında ilk çare bu. Aynen insan isterse yemiyor insan isterse spor da yapıyor. Hmm. Benim spora vaktim var abi herkesin spora vakti var. Yani ee, Yeter şu ki koridoru yürürsün, aynen, Zamanlamayı doğru yap. 10 kere yürümen bile bir spor ya bu kadar net. Zamanlamanı doğru yap. Peki e, evde nasıl bir mesut var? Paylaşımcı mıdır? Elbette ya şimdi, ee, Yoksa... Hanım bana dokunma kumanda bende. Ya yok hani, yok hiç abi yani şöyle bir şey var hani çok dürüst davranın. Ee, çok iyi bir aile yani ben sonuç itibariyle ailesiz bir adamım. Bir abim var hayatta teyzem. Ee, ailesiz bir adam iyi bir ailenin içindeyim ben. Dolayısıyla hani o bir gerçek bir Sicil ailesinin o kalabalığı vardır ya. O kalabalığın içerisindeyim. Ev bayağı curcunalı. Ama herkes kendi evinde iyi. Yani ben sonuçta eşimle birlikte kendi evime kapandığımda bir iş bölümü vardır bizde. O da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Birlikte olabildiğimiz saatlerin en kaliteli şekilde geçmesi lazım. Gün içerisinde, hafta içerisinde program yaptığım zamanlarda bu saat toplamı 35 dakika abi. 35 dakikaya kavganı, sıkıntını, e, o günkü sevincini, başarını, hüznünü, e, derdini sıkıştırmak zorundasın. Biz biraz perdayla açıkçası şey, gün içinde özet yaşıyoruz. Hafta sonları biraz daha geniş özet veriyoruz. Ben e, Naz'ın paylaşımlarını görüyorum ve çok dikkatimi çekmişler. Benim deli baldızım. <laughs> evet. E, her cümlenin sonunda Enişte babam diye bitirir cümlelerini. Çok dikkatimi çekmişti. Hı hı. Önce ilk etapta kavrayamadım. Hı hı. E, sonrasında bunun sana ithaf edildiğini hı hı. gördüm ki. Sonrasında da tabii şuna kanaat getiriyorsun. Seni kabullenmiş olmaları, sana güveniyor olmaları, hı hı. E, seni bir baba gibi görüyor olmaları çok önemli onlar için. Yani sadece onlar hani bir aile oluşturmak adına mesut mesutun hayatında değil, hı hı. mesut da onların hayatında önemli bir yere ediniyor. E, edinmek durumundayım çünkü yani sonuçta e, üç kız kardeş. Ee, iyi bir anne iyi bir baba ama baba e, sonuç itibariyle otoriter bir baba yani hmm. dolayısıyla e, kız yetiştirmek kolay değil Yani a, çocuk yetiştirmek kolay değil ama kız yetiştirmek biliyorsun bizim gibi e, ülkelerde böyle geleneklerine daha bağlı ülkelerde biraz daha zordur biraz daha meşakkatli biraz daha dikkat isteyen bir iştir hmm. e, açıkçası e, çünkü e, kızın senin bir parçan sonuçta kızına sorduğunda en çok kimi seversin de annem demez babam der ya bu hep bilinen bir şey e, bilimsel olarak da var bunun şeyi ama açıkçası ben yani Ferda'yı alırken bir kadın aldım düşünmüştüm. Altı kadın çıktı. Üç tane valide de var. Üç kardeşler onlar. Üç kardeş de bizimkiler. Onların sorumluluğunu babam bana emanet etti. Dedi ki bak bu aileye girdin. Artık bu ailede bir sorumluluk dağıtırız. Kızların sorumluluğu sende. Yani ailenin büyüğü Tamam Fahri şöyle diyelim holdingin Fahri kurucusu benim benim <laughs> ama yönetim kurulu başkanı sensin. Öyle bir pozisyon yarattık ama bunu samimiyetle yarattık. Yani hmm. o görev bana verildiği için değil istemesem kimseyle ilgim olmaz. Kapımı çekerim kimseyle tanımak mutlaka ama yani e, senin samimiyetin adamlığın Eyvallah. yetiştirilmen bunun altında hani her ne kadar çok küçük yaşta e, anne ve Kaybetmek, babadan kaybetmiş hı. olmak varsa bile onların temelde aşıladığı e, ben abinle çok uzun yıllar dostluk yaptım. Her lafı geçtiğinde de söylerim. Eyvallah. Hayatımda tanıdığım en doğru adamlardan bir tanesidir. Aynı en ]dır. dik duruşta adamlardan aynı. bir tanesidir. Öyle <laughs> Buna eminim çünkü e, sen de hala aynı Eyvallah. duruyorsun. Eyvallah. O yüzden söyledim. Sağol İçindeki işte. o haşarı mesutu hala tutuyor musun Haşı diye. Tutuyor. Abi hopluyoruz ya işte. Hani, <laughs> dönüyor dönüyor ya sana dönüyoruz. mezar kazıcısı diyormuş. Tabii tabii. Arkeoloji <laughs> kazandım demin. Abi dünyanın en zor bak telaffuz edilen bölümü o. Yani... Arkadaş niye yazarsın? Yaz atıyorum şey işte e, ne diyelim tıp işte tıp yani tıp yani. fakültesi. Sen seçmişsin protoistorya ve ön asya arkeolojisi. Arkadaş protoistorya ne? Ön asya ne? Arkeolojisi ne? Bunu bilerek mi seçtin? Bilerek seçtim. İsteyerek Indiana seçtim. Jones filmini izledikten sonra. Motor meslek okuyordum abi. Ben Indiana Jones filmini izledim. Ya dedim ben kamçılı adam olacağım. Hatta yani şey ilk kazandığımı öğrendiğim gün... Soluğu kapalı çarşıda aldım. Şapka Kapıcı bulamadım. Şapkayı buldum ama. <gülüyor> abi, <gülüyor> şapkayla gittim abi ilk gün okula. Şey dedi ya zibidik çıkar o şapkayı başından <laughs> dedi. Şey hocanın teki. Mecburen çıkardık koyduk kenara ama çok üzülmüşsündür Kazılara yani. Kazılara katıldın mı? Katıldım. Yani Samsun'a e, Samsun bizzat İkiztepe e, kazısına katıldım. E, konuk olarak e, Turay'ı bir e, şey turlamışlığım vardır. E, Van kazılarını turlamışlığım vardır. E, ayrıca de Eskişehir, Kütahya, Bilecik o bölge bizden sorulur abi. Çünkü orada survey denilen kazıdan bir önceki şeydir o. Ee, orada sen bulursun, keşfedersin, ölçümlerini yaparsın, hocaları teslim edersin. Ee, bunları katıldım. Bir de e, müze, müzecilik yaptım. Ee, bir altı ay kadar. Ee, o müzecilikte de Troya'nın e, hiç bugüne kadar arşivle envanterlenmemiş e, şeylerin, eserlerini envanterledim. Türkiye'de de e, o dönemde o salona giren üç kişiydik. Bir Fikri Sağlar o dönemin Kültür Bakanı, bir ben, bir de benim hocam dediğim şimdi çok iyi bir yayın evi sahibi Mine Soysal. Onunla birlikte üçümüz o Turaya şeylerini, Aşimilerini böyle teker teker geçmişizdir. O yüzden Turaya'yı çok ayrı tutarım kendime. Hayatındaki en büyük şikayetlerinden bir tanesi hızlı konuştuğundan yani. Hala öyleyim gördüğün gibi. <laughs> Abi ben <laughs> çok çalıştım var. diyorsun bunu. <laughs> Öteleyim bir... Abi bir tek şey sistemlerinde galiba yavaşlıyor. Hani bizde bu şey telaşı vardır ya, hep bir yere yetişeceksin arkadaş. Ya kovalayan mı var derler ama yani galiba hayat kovalıyor bizi. Ben de bir turbo motor yani o bağlantıda bir sıkıntı var. Ee, Valide ile peder oraya eksik koyuş abi anladın <laughs> mı? Ya bir anda bağlıyor ya arkadaş orada kabloda o iletişimi bir sağlamak gerekiyor. Ama iyi hatipsin yani e, ne kadar hızlı koşturursan koştur. Hı, hı. E, i̇nsanlar... E, Merakla ve ilgiyle dinliyorlar. Bu ya, önemli bir meziyet. Bazen e, ağır konuşmayı da biliyorum abi. Yani e, şöyle söyleyeyim. Gerçekten insanların algı sorununun olabileceği durumlarda hmm. ya da kendini doğru izah etmek e, istediğim durumlarda ağır ve e, anlaşılabilir konuşmak zorundasın. Bu bizim memleket içinde böyle. E, yurt dışında da böyle. Ya da atıyorum gösteri bir gösteriye çıkmışsın ya da bir moderatörsün bunu böyle kullanmak zorundasın. Benim programda bu hızlı konuşmanın çok işe yarar bir tarafı var. Ee, soruyu o kadar hızlı soruyorum ki, efendim, diyor. Ee, efendim deyince o zaman böyle daha e, yedire Aa, doğru, yedire daha soruyorsun. Daha öyle yanıt vermek durumunda kalıyor bizim şey <laughs> konumuz. Yani böyle avantajları da var. Bunu çözüp aman boş ver geçti diyenler var gibi. mı? Ya ariyetten de şey, ee, evet belki yani <laughs> duymazdan gelenler evet sıradaki soruya geçelim diyenler var. Çünkü <laughs> o hızlı gelince korkuyorlar artık. <laughs> Şimdi bütün Türkiye'nin merakla beklediği bir televizyon dizisi başlayacak. Geçen Hı -hı. sene ya daha doğrusu birkaç yıl muhteşem yüzyılla devam geliyor abi, etti. Bir Şimdi geliyor. bir sultan hikayesi daha gelecek. Burada hikayeden ve filmden daha çok Beren Saat ve Hülya Avşar merak edilir bir vaziyette. Evet, ya. Kimileri şöyle diyor meslekten. Hülya Avşar bunu 6-7 hafta götürecek. ratingleri bir yere kadar oturtacak. Hı hı. Sonra genç bir kadın, yani daha, daha genç bir sinemacı gelecek hı hı. ve filmin baş dizinin başrol oyuncusu olarak devam edecek. Evet. Ya olmazsa hı hı. durumu var. %90. Ya da Hülya için düşünenler var. Hı hı. Kadın gelir ve Hülya'nın yaptıklarını ikiye katlarsa. Hı hı. Bir bu kadar zamandır televizyon izleyen ve artık hani havadan Kavanın kokusundan da bu işi anlayan bir adamsın. Hı hı. Sana göre ne olur? Şimdi, üzerinde 3 yıldır çalışılan bir şey proje bu. Hı hı. Bir önceki proje yani e, muhteşem yüzyıldan bir fenomenden bahsediyoruz. Hı hı. Eğer bunun rüzgarını çok doğru kullanırlarsa ki arada e, yaklaşık iki buçuk kuşak var. iki buçuk kuşak fark var yani. E, o rüzgarı doğru kullanırlarsa neden olmasın diyorum. Ama e, tek başına Hülya Avşar'ın e, reytingine güveniyorlarsa... E, açıkçası bu şey yatar, bu iş yatar. Ama ben e, sadece Hülya Avşar'ın orada bir renk olarak e, olduğunu, e, oyunculuğunu çok beğenirim Hülya Avşar'ın. Gerçekten oynamak istediği zaman, e, yapmak istediği zaman bir iş çok iyi. Severse projeyi. Severse projeyi, <laughs> kendini koyar ve e, ağzınız açık izlersiniz. Ama sonuçta tek başına e, bir Hülya Avşar'ın taşıyacağı bir proje değil... Adı üzerinde Muhteşem Yüzyıl nasıl kolektif bir iste. Yani orada e, Okan Yalabığ'ından tut, e, Halit Ergenci'ne Meryem Uzerlisinden tut e, Vayde Gördümüne kadar vesaire daha ismini sayamadım bir sürü değerli adamı ya da kadını, aktör aktristi iç içe izleyip sevdiysek bu işte de bunun olmak durumu var. Yani ha şu bir doğru onu geçen de Cengiz de e, şey yaptı, seslendirdi Semercoğlu. Dedi ki 8. bölüme yakın giriyor Beren. Evet. Ya olmazsa, yapmazsa Tutmayan bir şey çok fazla yürümez ya abi. Ya tutarsa demek lazım yani üstüne. Ya tutarsa demek lazım ama Kurt diye de mesela muhteşem pompalanmış ve önümüze çıkartılmış müthiş bir hayal kırıklığı var. Evet. Geçmişimizde. Dolayısıyla çok büyük e, kanal çok beklentili. Yapımcı bu işin en iyilerinden bir tanesi Timur, e, Timur Savcı. E, dolayısıyla eğer tüm e, eğer tarih şeyi danışmanları da Kasta yani kız da bilmiyoruz ki biz Yunan kız bizim için e, yani Beren'in gençliğini oynayacak kız ya Beren de genç aynı zamanda. Evet. Biraz gençleştirebilirlerdi en fazla. Çünkü Beren'in gençliğini e, oynayacak kız gidecek e, o kızla birlikte devam eden aktörler devam edecek. Bu saçma yani anlatabiliyor muyum? Ya Topyekün hepsini değiştirip başka bir Kasta olacak 7 bölüm sonra ya da keşke Berenle başlasalardı kaldı ki o e, muhteşemin final sahnesinde şeye çıkan e, balkona çıkan kız. Beren'le de son derece benziyordu yani. Evet. Peki e, bir de Muhteşem Yüzyıl serisinden Meryem Uzeli diye bir kadın hayatımıza geldi. Evet. Kırık e, Türkçesi, e, sempatik tavırlarıyla çok kısa sürede de fenomen oldu. Hı hı. Şimdi bir başka projede rol alacak. O proje tutar mı? Daha doğrusu Meryem'in bundan sonraki yürüyüşü asfalt yolda mı olur? Parke yolda mı olur? Çok fikir okumak ya da gelecek e, kainate bulunmak istemem. Bu işlerin çoğunluğu e, açıkçası çok güçlü hikayelerle de hı hı. E, ilintili. E, Meryem Muhteşem Yüzyıl için biçilmiş kaftandı Yani gerçekten onu bulup sektöre sokan Her kimse alnından öpmek lazım e, Ama o proje içerisinde Ben Meryem'i onun dışında bir projede Kendi sesiyle izlemek istemem Kendi sesiyle izlemediğim bir aktör Ya da aktristi de izlemek istemem ben Hı -hı. Yani benim için Meryem e, son Muhteşem Yüzyılda kaldı mı? Son derece başarılı bir aktrist değildir Ama Meryem bir yıldız mıdır yıldızdır Peki e, Oktay Kaynarca başarısı e, tartışılmaz. Özellikle tiyatroda çok bayıldığım ve çok da sevdiğim Sahne kardeşim. Sahnede bambaşka bir adam. Televizyon deneyimleri Kurtlar Valisi'nden sonra biraz sıkıntılı oldu. Evet. Yaptığı bir iki iş e, direkten döndü tabiri yerine ise. <laughs> Şimdi yeniden bir erkek dizisiyle, <laughs> yeniden bir mafya dizisiyle hatta ben yazdım diye kızdı. Ne o e, bu kadar mı C'ye girdin diye. Çakır oğlu adıyla <laughs> yeniden geriye dönüşünü yadırgamıştım açıkçası. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama diziyi merakla seyrediyorum ve Açıkçası da iyi sardı oldu. da reytingleri de çok güzel. Hatta son iki haftadır da aynı gece yayınlanmamalarına rağmen hafta içinde rakibi diziyi tahtından Neredeyse etmiş durumda. Atatım. Bu kadar Hı. zaman sonra. ile ilgili görüşlerin ne? O doğru bir proje miydi bu? Gene Çakır'ı hatırlatmak. Bu Oktay için daire. çok doğru bir proje. Çünkü o, Çakır yani e Oktay o kıyafeti güzel giyiyor bir kere. Çok iyi giyiyor. Yani şunu düşündüm de Tayar abi. Eğer bundan altı sene önce Polat ölmüş olsaydı biz polti çoktan unutmuştuk Hı -hı. ama çakır untamadık ee, açıkçası bazı adamlar vardır Robert De Niro ya da Al Pacino'yu ben mafya ile ilintili işlerde oynadıkları zaman izlerim Robert De Niro'yu bir e, komedi filminde izlemek ya da Al Pacino'yu bir romantik aşk filminde izlemek beni hiç cezbetmez. yani ne kadar büyük oyunculuk çıkartırlarsa çıkarsınlar ben, ben çünkü Al Pacino'yu Scarface'te tanıyıp sevmişimdir Tony Montana olarak ve ondan sonra e, atıyorum. İl Padrino'da vesaire de falan filan kendini geliştirmesini izlemiştim. Denir Oyu aynı şekilde e, yine şeyde e, bu tip filmlerde izleyerek sevdim ben. E, bugün e, Pacino ile Denir hayranlarına sorun. Bunun altına imza atacaktır bir çoğunluğu. Oktay'ı da Türk insanı bu tip bir rolde sevdi. Adanalı'da da evet izlendi Oktay. izlenmedi değil ama Adanalı'da yine aynı canlılığı taşıyan komik bir adamı ee, biraz da karikatür bir tip bir e, şey yapıyordu canlandırıyordu bunun dışında Ustura Kemal yaptı. evet bunun dışında Oktay'ın ruhunda da böyle bir çakır var yani kabul etmek lazım seviyor yani, o tarzı ya o o tarzı yani zaman zaman <laughs> o tarzı dışarıda yaşamayı da seviyor <laughs> Kadir abinin savcı dizisinden sonra kendini savcı ne <laughs> Ne Abi görüyor olması ya ya. Ya. <laughs> Kadir abimiz dedi Allah çok uzun ömür versin. Şey ee, şeyde Oktay yakışıyor da bu işler. Dolayısıyla Oktay Kaynarca'nın oyunculuğunu beğenirim. Evet bu projede açıkçası riskli bir projeydi. Ya ne yaptınız taklit yapmışsınız denilebilirdi. Oysa ki başka bir yerden kuruldu. Üstelik şaşmaz kardeşler gibi hiç kopmayacağını düşündüğün iki ana e, ekibin kopmasıyla oluştu ki ilginç bir şeydir yani. Biz zaman zaman Sokakta da çeviriyorlardır ve benim sana sorduğum sorular gibi dizi falan. Vallahi Şeye soruyorlar. Değil mi? Ee, şey var ya e, burçlarla ilgili gördüğümüzde <laughs> aman benim burç nedir? Mutlaka i̇şte, soruyoruz. İsim soru. analizleri var ismimdir soru. diye. Tabii. Sıkıldın oluyor mu? Ya zaman zaman yani evet soruyorlar çok. en Şunu soruyorlar. Abi kaldırılacak mı? Dizi yayından kaldırılacak En çok sıkıldığım soru bu. Yani öyle bir noktaya getirdi ki Türk televizyon e, izleyicisini artık evet. bir... Dizi başlar. Eğer ikinci bölümde de bağlanırsa o diziye kalkmasından gerçekten bir yakınını kaybetmiş gibi şey yapıyor. Kalk. Gerçekten elem duyuyor yani. Dolayısıyla o soruları yanıtlamaktan çok sıkıldım. Ama evet birçok şeyden açıkçası o dizinin içinde oynayan insandan önce biliyorum dizinin yayından kalkacağını. Böyle de acı bir şeyimiz var. Mesela çocuk var. yaşında başlayan bir mücadele hayatı hala devam ediyor. İki evlilik aslan gibi bir evlat ve hala da omuzlarında bir yaşam mücadelesi var. Allah gecinden versin hı hı. bir gün hadi alasmalık dediğinde bundan sonrası için Mesut ya ben evet abi kazandım kendime göre bir dünya kurdum hı hı. E, kimseye de muhtaç olmam bu kadar zaman hani terledim ama hakkını da aldım diyebiliyor musun? Hayır <laughs> ama çok şükreden bir adamım. yani çok taklattım hayatta kendi verdiğim yanlış kararlardan dolayı. Aşırı taklattım. Aşırı derecede birkaç kere sıfır noktasını görmüşlüğüm oldu. Ama bunlar herhangi bir zaaftan değil. Verdiğim kendi seçimlerimden yani e, belki bir eş seçimi olabilir, belki bir iş seçimi olabilir. Bu seçimlerden dolayı ama bunun bedelini kendim ödedim çok şükür Allah kafamı sokacağım bir evim var. Çok şükür Allah ellerimle yaptığım bir şeyim var. nedir? Bir yazdığım var. Altımda da bir arabam var. Tüm bunları kaybetme riskim de var. Olabilir. Çünkü geçmişte kaybetmişim. Olabilir. Tekrar da kaybedebilirsin. Ama şu vardı. tek şanssızlığım, meslekteki tek şanssızlığım transferler çağı denilen çağ hep ucundan yakaladım abi. Yani hiç o şeyin kaynağın içinden geçemedim. Dolayısıyla ben hala maaşla çalışan bir adamım. Merak edenler vardır. Demek deme ki, ki bu yolda yalnız değilmişiz. <laughs> <laughs> yani biz, biz çalışmadıkça açıkçası rahat yaşayamayacağız abi. Bu çok net. Kardeşim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Senin sorularına çok cevap yani. verdim. E, seninle e, hakikaten gurur duyuyorum. Abim ellerini kırmıyor kurban Çok teşekkür ederim. gecenin sonuna geldik. Çok güzel yürekli bir kardeşim ağırladım. Haftaya yine bir başka dost masanın diğer ucunda sorularımıza cevap vermek üzere süt olacak. Haftaya görüşmek üzere. Alas